Salih Tuna Oyuna gelme adamım. Ahmak mı seviyor yoksa ahmaklığı mı tam anlayamadım. Son zamanlardaki çıkışları Yalçın Küçüğün onun hakkındaki benzetmesine cuk oturuyor. Atını vuran kovboy. Evet Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyorum. Lakin baştan söyleyeyim bu sefer onu eleştirmek değil sevmek istiyorum. Sevmek derken nasıl desem haksızlığa uğratılmasına engel olmak yani yedirmemek istiyorum. Zira Kılıçdaroğlu yemek istedikleri besbelli. Kimler mi? Kendisini CHP genel başkanı koltuğuna oturtan odaklar. Adayları da belli. İyi Parti genel başkanı Akşener'in Fatih Sultan Mehmet ilan ettiği İmamoğlu. Zaten o da bu rüşveti kelamla start almış olacak ki bayram değil, seyran değil, Türkiye turuna çıktı ya. Üstelik yolda izde kalan İETT otobüsleri gibi bir yığın sorunu umursamadan e tabi Kılıçdaroğlu'nda ile armut toplamıyor. Mahut odakları beni kullanıp bir çöp gibi kenara atamazsınız mesajını vermekte hiç gecikmedi. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı vasıtasıyla İmamoğlu'nun mitingini iptal ettirdi. Lakin CHP İBB Başkanı ve HDP organizatörlüğündeki Ertuğrul Özköklü İsmail Halay'a engel olamadı. Şimdi ne yapsın bir çare? Filozof Levent'le Köçek, Tunca Özkan'la Zeybek oynayacak hali yok ya. Son zamanlardaki çıkışlarıyla ben de nefret oynarım demeye getiriyor. Yani masada ben de varım beni hesaba katmak zorundasınız diyebilmek için Erdoğan ve AK Parti nefretiyle mankutlaştırılmış sosyolojiyi kendisine ram etmeye çalışıyor. Bu yüzden son zamanlarda organize suç örgütü lideri gibi rajon kesmeye başladı. Önce Kanal İstanbul projesine girişecek yabancı yatırımcıları dört ayrı dilde tehdit etti. İktidara geldiğimde size hazineden ödeme yapmayacağım, boşuna yatırım yapmayın dedi. Şimdi de bürokratları ve memurları tehdit etmeye başladı. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isyan etmeyen bürokratlardan hesap soracakmış. Hem de mafya liderleri gibi tarih vererek. Dün itibarıyla verdiği tarihte doldu hızını alamayıp daha evvel Türkiye'ye yatırım yapmayın dediği yabancı yatırımcılara size 48 saat süre veriyorum şayet yatırımlarınıza son vermezseniz iktidara gelince sizi denize dökerim der mi bilmem. Benim bildiğim şudur Kılıçdaroğlu'nun tuttuğu yol yol değil. Sanırım bilerek yanlış yönlendiriliyor. Sevi insanı yerine çatışma insanı rolü oynuyor. Haliyle kendisini yemek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. İnsan yoksa neden bindiği atı vursun? Bindiği at dediğim bir önceki seçimde kendisine yol aldıran sevi insanı rolü işte. Hani kutuplaştırmaya karşı sövene dilsiz, dövene elsiz modundaydı ya onu diyorum. Neden bu rolünden veya karakterinden çark etti oysa gayet güzel randıman almıştı. Hayır sözünden çark etmesini kastetmiyorum. Bir insan iktidardayken sözünde durmaz hadi anlarız bu daha muhalefetteyken sözünde duramıyor diyerek vaktiyle yeterince şaşırmıştık. Artık alıştık, huyu böyle ne yapalım sağlık olsun diyoruz. Dilim söylemeye varmıyor ama karakterinden de çark etmeye başladı, onu ne yapacağız? Vay şerefsiz! Her şeyimi bırakıp apar topar yurt dışından dönmüştüm. Öyle icap etmişti. Geceydi, yalnızdım, canım sıkındı, dışarıda kemiğe işleyen ayaz vardı. Ne yapsam bilmiyordum. Birden aklıma nedense Atilla İlhan'ın mahur şiiri geldi. Ezberimdeydi mırıldandım. Şenlik dağıldı bir acı yel gibi kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız. Gitti dostlar şölen biti ne eski heyecan ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız. O mahur beste çalar müjganla ben ağlaşırız. Bu şiiri Ahmet Kaya'dan dinleyebilseydim iyi gelecekti, öyle hissetmiştim. Yazık ki yoktu. Dedim ya her şeyi bırakıp ilk uçakta İstanbul'a dönmüştüm. O vakitte Twitter, Facebook, akıllı telefonlar falan yoktu. YouTube vardı ama ben daha yeni mutlali olmuştum. Acaba orada bulabilir miydim? Bulmuştum nasıl sevinmiştim anlatamam. Tekrar tekrar dinlemiştim, kaç kez unuttum. Neden sonra gözüm yorumları ilişti. Aman Allah'ım! Ölüsüne dirisine, kızına kızanına nasıl küfürler, tek kelimeyle müstekre. Bunlar kim? Bunları doğuran ana baba neyin nesi? Benim bildiğim en azından o dönem itibarıyla bildiğim hiçbir ülkücü Ahmet Kaya'ya ana avrat hele ki din iman küfretmez. Tam aksine, tam aksine çokluk şarkılarını dinler, kimi söylemlerine katılmasalar da saygı duyarlar. Peki bunlar kimdi? Fatih Altaylı'nın parayı veren Ahmet alır yazısıyla hitap ettiği güruh mu? Yoksa bugünlerde HDP himayesindeki bir etkinlikte halay çeken Ertuğrul Özkök'ün vay şerefsiz manşetiyle nefsini kör etmeye çalıştığı faşistler mi? Nasıl bir kin, nasıl bir nefret akıl almaz. Küfürlerin karşılıklı uçuştuğu öyle korkunç bir kamplaşma ki içlerinde güya Ahmet Kaya'yı savunmak adına Mehmetçe'ye küfredecek kadar gözü dönmüşler bile vardı. 12 Eylül öncesini yaşadım, kursarılmış mahalleleri gördüm. Ne aşırı solda ne de aşırı sağda böyle küfür küfürbazlar gördüm. Sadece Ahmet Kaya üzerinden mi böyle? Bir de Yılmaz Güney'e bakayım dedim. Hay bakmaz olaydın küfrün bini bir para. Galiba bu mecra böyle bir şey. Anonim hesaplarla insanlıktan çıkma mecası. Stadyumlarda kalabalığa karışıp ana avrat düz gidenler nasıl ki dışarıda normale dönüyor, bunlar da mahut sosyal mecanın dışına çıkınca özellikle de gerçek isimlerini kullandıklarında normale dönüyorlardır. Böyle düşünmüştüm, yıllar geçtikçe yanıldığımı anladım. Gerçek hayat zamanla bunları normalleştireceğine bunlar gerçek hayata normalleştirdi. Küfrün ham maddesi kin ve nefret artık yaşamın her yerine sirayet etmiş. Toplumsal hayatımız alabildiğine zehirleniyor. Şu hale bakın. Merhum Özdemir Bayraktar gibi bu vatanın, bu milletin her daim minnet dağınacağı bir kahramanın ardından bile terbiyesizlik yapan troller var. Bunları ne yapacağız? Bunlarla ne yapacağız? Eyvahlar olsun ki sırtını PKK'ya yasladığını söyleyenler gibi sırtını kin ve nefretle malul bu sosyolojiye yaslayarak siyaset yapanlar var. Sayın Kılıçdaroğlu son günlerde bu sosyolojiye hitap ederek kaosa yatırım yapmaya çalışıyor. Yoksa değil ana muhalefet partisi lideri, sorumluluk sahibi herhangi bir yurdum insanı bile kamu görevlerini isyana ve başıbozukluğa davet etmez. Salih Tuna Tamer Korkmaz Medyamızdaki sihirbazlar asla emekli olmaz. Hilenin sırrını arıyorsunuz ama bulamazsınız. Çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Siz sırrı bilmek değil, kandırılmak istiyorsunuz. 2006 yapımı Prestij adlı filmden. Resmi sihirbaz şutengen. Şimdi de Yeni Zelanda'ya gidelim ve birkaç gün önceki ilginç bir haberden söz edelim. Christchurch kentinde 1998'den beri resmi sihirbaz olarak çalışan 88 yaşındaki Ian Brackenbury Channel'ın işine son verildi. Pasaport ve sürücü belgesinde adı Yeni Zelanda büyücüsü olarak geçen Channel ise şehirde görünmeye ve sihirbazlığa devam edeceğini söyledi. 16 Ekim 2021 Kriptolojik kurgu Peki ya Necip medyamızdaki kaşarlanmış sihirbazlar? Bu göz bağcılık ustaları asla emekli olmaz farklı etiketler taşısalar da, kayıkçı kavgası yapsalar da çok özel görevlerini sürdürürler. Oyun Teorisi adlı kitabında ne yazmıştı Mete Gündoğan? Öyle bir oyun düşünün ki tüm oyuncular aynı ekipten. Sözde kendi rakibinize karşı oynuyorsunuz. Muhteşem bir kriptolojik kurgu. Hık demiş, Lee Van Cleef'in burnundan düşmüş. Emin Çölaşan'dan merhum Uğur Mumcu'nun cuk oturan tabiriyle fır döndü Mr. Barlas'a. Ertuğrul Özbaydın'dan Güneri Nikılsın'a kadar bir kısım eski tüfek halen derin vazife yapıyorlar. Devşirdikleriyle, talebeleriyle, çömezleriyle birlikte. Nagihan magihan ha babam de babam ber devam. Gladyo'nun bağları Jack Nicholson'ın Türkiye mümessili Güneri Hazcıoğlu ile Ertuğrul Özhedonis'te bu sütunda daha ziyade zoom yapılmasının nedeni ise derin ikilinin yüksek rütbeleriyle alakalıdır. Yani baronsal komprador burjuvazinin medya masasındaki maskelenmiş teknik direktörlük görevi bağlamında halef seleftirler. Ertuğrul Big Brother Güneri Nicholson'dan büyük gurumuz diye bahseder. Mr. Civaoğlu'nun iş bu guru pozisyonu sadece hazcılık ile sınırlı değildir. Nedir? Derin medya ikilisinin psikolojik harekata dayalı özel harp gazeteciliğini de kapsıyor. Güneri olduğu 13 Ekim 2014'te yapılan bir ödül töreninde sahne aldığında Özkök'ten kan kardeşi Ertuğrul diye bahsetmişti. Bu kan kardeşliği aslında etki ajanlığı, daha doğrusu Gladio medyası biraderliğidir. Gözleri tamamen kapalı. Yılların büyük guru günerisi kaşarlanmış bir pişkindir. Milliyetteki Siyasi Cinayetler başlıklı yazısında bunu bir kez daha itina ile sergiledi. 1980 öncesiyle 1990'ların ilk yarısındaki siyasi cinayetler konusunda acayip hassasmış gibi yapıyordu. Rol keserken Jack Nicholson'dan aşağı kalır yanı yoktu. Geçmişteki siyasi cinayetler bahsinde arzın merkezine seyahat etmek şöyle dursun, teğet bile geçmedi. Boş yapan yazısında. Güneri'nin medya günahları bütün bu derin suikastların arka planının karartılmasında Güneri Nicholson'ın günahı hiç de az değildir. Mevzu bahis yazısında köşesine Abdi İpekçi fotoğrafıyla birlikte Milliyet'in 2 Şubat 1979 tarihli ilk sayfasının kupürünü yerleştirmişti. Güneri Nicholson'a Demirel'den mülhem, İpekçi suikastı sırasında Zat-ı Aliniz Antalya'da tapu müdürü müydü diye sormak gerekiyor. İpekçi öldürüldüğünde solcu Güneri, sağcı tercümanın genel yayın yönetmeniydi. Tercüman da dikkat, aynen milliyet gibi suikastın derin perde arkasını hasır altı eden gazetelerden biriydi. Hiçbir çaba harcamayan milliyet Uğur Mumcu, Cumhuriyet'teki 27 Kasım 1979 tarihli yazısında milliyetten şu satırlarla şikayet etmişti. Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden katil sanığı Mehmet Ali Ağcan'ın askeri cezaevinden kaçırılmasına kadar geçen süre bu olayın üzerindeki kuşku bulutlarını yoğunlaştırmıştır. Ağcan'ın kaçışıyla İpekçi olayı sanıldığından daha koyu ve giz dolu karanlıkların içine gömülmüştür. Ve ne acıdır ki Milliyet Gazetesi bu karanlığı yırtmak için en küçük bir çaba harcamamakta, üstelik İpekçi'nin kemiklerini sızlatırcasına olayları göz ucuyla izlemekle yetinmektedir. Abdi İpekçi'yi öldüren örgüt bu kez katil sanığını kaçırmıştır. Tamer korkmaz